Sinan Erdem Spor Salonu'ndan mutlu akşamlar sevgili basketbol severler. İNG Basketbol Süper Ligi'nin açılış haftasındayız ve son şampiyon Anadolu Efes sahasında Yukatel Merkez Efendi'yi konuk edecek. Ligin yeni ekiplerinden Merkez Efendi 3 yılda 2 kez lig yükselmeyi başardılar. Geçen sene de normal sezonu ilk sırada tamamlayıp şampiyonluğa ulaşmışlardı ve bu yıl Basketbol Süper Ligi'nde olacaklar. Onların da tabii ki nasıl bir kadroyla, nasıl bir seviyeyle sahada olacağı merak konusu işte. Zafer Aktaş'ı görüyorsunuz. Geçen sene takımın başına geçmişti ve bu sene de kontratı yenilenerek yeni sezonda takımla birlikte olmaya devam etti. Ben Oroz Ansulak, sevgili Ersin Görkem de birlikte bugün yayında olacağız. Selamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler söylemek istersiniz Merkez Efendi? Ligin yeni takımı Anadolu Efes sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en iyi takımı oldu geçen sezon. Nasıl yaklaşmak istersiniz maça ilk etapta? Şimdi baktığın zaman kadroda Türk oyuncularını... Bu arada çok özür dileyerek sizi bölüyorum. 15. Türkiye Ligi şampiyonluğu maçtan yaklaşık bir 7-8 dakika önce yani... şu an gördüğünüz canlı görüntülerden 7-8 dakika önce tepeye çekildi. Tabii ki Euroleague şampiyonluğu Flaması da buradaki yerini en kısa süre içerisinde alacak. 15. lig şampiyonu geçen sene kazanmıştı Anadolu Efes. Hava atışı sonrası ilk hücum Anadolu Efes'ten gelecek. Verdiği kullandığı dansından gelen Misic. Zor bir atış ama başarılı. 2-3 haftadır takımla da beraber değiller. Aynı zamanda Shane Larkin de sezon başından beri 3 sayılık isabet Shane Larkin'den bir defa faul var. Takımla birlikte olamadı tabii onun verici hazır giremediğini hatırlatıp bu sene daha farklı bir yol izledi olması onun için çok önemli bunu biliyoruz. Lomash 3 sayılık isabet geldi. Çembere yaklaşıp Tolga'ya çıkarttı topu. 3 sayılık atış. Tolga Yeçim isabeti buluyor. Oyuncu arasına daldı. Şimdi Tolga. Dunstan alan yarattı ona. Tolga'nın atışı. Bu da başarılı. Moerman. Alçak posta doğru yönelip. Çok zor bir atış. Adrian Moerman. Bir de... Zor da olsa pozisyonum. Sayıyla baş... isabet. Adam Smith. 2 sayılık atış başarılı. 3 sayılık basket düzeltiyorum. Mitsic'den tüm sahaya geçen bir pas. Tolga, Dunstan foto altında. Dunstan bitiremedi. Tamamlayan, geriden gelen Adrian Moerman. Efendi'yi devralmıştı. Smith, 2 sayılık basket geldi Adam Smith'den. Çok etkili. Larkin foto altına aktardı. Oradan dışarıya Moerman'ın üçlüğü isabetli. Adrian Moerman topu. 6 saniye var faul. Basket faul. Ters eşi. Dunstan'ın tek atışıyla başarılı. Fark 14 sayı. Şimdi Larkin. Perde çıkışı üçlük. Larkin kaçırdı. Hücum reboundu ve basket Moerman. Lomash aynı noktadan pası tercih etti. 3 sayılık atış başarılı. Lomash'ın asistinde Jeremy Hallowell ilerledi. Hakan geriye çekilerek atış isabetli. Hakan Yapar lig fark etmedik atış. Thomas Akyazılı kaçırdı. Hücum reboundu Hakan Yapar'dıydı. Bir deneme daha. Bu başarılı. İlcan Turna. Yukatel merkeze. Petrushev topu aldıktan sonra hızlı hücuma çıkartan Anadolu Efes'i pas spotu altında tamamlıyor. James Anderson, Burak Antuncer'in asistinde çok klas bitirdi. Anderson'ın üstüne gitti. Alba'nın pası potu altına. Upson bitirdi. Yuvante Upson da kenardan gelip gerçekten ciddi enerji kattı. Özellikle ikili oyunlarda hızlı devreden bir oyuncu. Misic potaya yöneldi. Misic turnikeyi kaçırdı. Petrushev dokundu. Basketi verdi hakemler. Petrushev'in basketi fark ilk periyot sonunda 11 sayı. 29-18. Anadolu Efes üstünde. İşte son pozisyon parmaklarının ucuyla tamamlıyor Filip Petrushev. Şöyle bir an kaybetti. Hakan Yapar pota altında. Yiğitcan kapatmaya çalışıyor. Hakan
Gerçekten çok yumuşak bir dokunuş. Özellikle Hakan Yap... İçhan turuna pas, Hakan Yapar. Spot altına nefis bir pas. Basket faul geldi Devante Upson'dan. Hakan Yapar hem alçak posttan bitireceğim. Mitic. İki oyuncu arasından çıktı. Mitic harika bitiriyor. Vasili Mitic, Vasili Spanulis de özdeşleşen o ayırma hareketini. Zihni de etkili bir şekilde kullanması. Hakan Yapar potu altına. Yine bitiriyor Devante Upson. Upson. Thomas Akyazılı çok zor bir isabet. İki sayılık basket Thomas Akyazılı'dan. Yeni bir şans Anadolu Efes için. Bryant Dunstan, o da şansını deniyor. Üç sayılık basket geldi Bryant Dunstan'dan. Çok görmek. Şan hücumdan Yukatel Merkez Efendi. Şimdi Anadolu Efes hücumu Petrushev. Tüm sahayı kat etti ve basketi buldu. Anadolu Efes'in bu sezonki transferi Filip Petrushev. Birazdan Nate Sessina oyuna dahil olacak. Yukatel Merkez Efendi'de basketi bulan Burhan Tunçer. İndi top. Dışarıya zorlukla çıkarttı Petrushev. Dunstan, Petrushev. 3 sayılık atış. Filip Petrushev. 2 sayılık basket. Ayağı çizgide Petrushev'in. Adam Smith. Upson devrildi. 3 sayılık atış. Smith'ten başarılı. Adam Smith'in basketi. Larkin geride kaldı. Lomash hızlı hücum. Adam Smith bu kez denemedi, içeriye yöneldi. Lomash 3 sayılık atış. Bu da başarılı. Kritik bir sayı Lomash'tan. Tabii Adam Smith hücumda. Larkin bomboş. Larkin'in üçlü isabetli. Shane Larkin'in bu basketi farkı 13'e çıkarıyor ve Zafer Aktaş bir mola daha istedi. Tabii seyircinin dönüşüyle birlikte Larkin'in de gerçekten daha iyi hissetmeye başladığı ortada. Bunu pek çok defa itiraf etmişti. Yüzü sadece Larkin için değil. Hakan potaya yaklaştı. Hakan bitiremedi. Hücum reboundu ve basket Upson. İki oyuncu bloğa gidince. Yukatel Merkez Efendi hücumu Upson. Mitsi savunmaya çalıştı. Upson kolay bir basket. Upson gerçekten... Mitsic'le baş başa. 2 saniye, 1 saniye. Adam Smith zorladı. Smith'in atışı isabetli değil. Faul beklentisi var Yukatel Merkez Efendili oyuncunun ama o yönde bir karar çıkmadı. Anadolu Efes'in 9 sayılık üstünlüğü var. İlk devre sonunda 46-37 ile. Efes'te çok çok önemli başarıları sağlayan oyuncuların başına geliyor. Smith. Yine dribbling üzerinden isabeti buldu Adam Smith. Lomash. Pozisyon yarattı kendine. 3 sayılık atış başarılı. Lomash'ın üçlüğü. Takip mesafesinde kalmaya devam ediyor. Yukatel Merkez Efendi. 3 sayılık üstünlüğü var ev sahibinin. Larkin potaya gitti. Larkin olmadı. Rebound mücadelesinde top yine Dunstan'da. Üst üste iki pozisyonda da 3 reboundunu aldı Dunstan. Bu kez kendi bitirdi. Hallowell'den pas. Smith. 3 sayılık basket geldi. 2 sayılık atış. Hallowell basketi buldu. Hallowell. Uygun atışları bulmasına rağmen Anadolu Efes. Evet, boş atışlar kaçmaya devam ediyor. Lomash bir deneme daha. Bu da oldu. Lomash'ın basketi skoru dengeledi ve Ergin Ataman'a molayı hissediyor. Bu isabet 50-50. Sinan Erdem Spor Salonu'nda ligin yeni takımı Yukatel Merkez Efendi gerçekten etkileyici bir performans ortaya koyuyor şimdiye kadar. Tarı bile rahatlıkla sayıya çevirebilen skorer bir oyuncu. Mitic potaya gitti, basketi buldu. Mola çıkışında agresif bir Vasilya Mitic. 7 saniye var hücum sesinin doğmasına. Smith pota altıyla oynadı. Upson. Upson geriye çekilerek atış. Bu da oldu. Çok zor bir atış. Devante Upson. Perdeye takıldı Lomash. Smith birebir oynadı. Smith potaya gitti ve Yukatel Merkez Efendi mücadelede ilk kez öne geçiyor. Bir an. Birazdan değişiklik gelecek. Merkez Efendi de Larkin 3 sayılık basket. Kritik bir basket. İki oyuncu kapattı Petrushev'in önünü. Birebiri isteyecek.
Hakan Yapar zorladı. Petrushev isabet buldu. Filip Petrushev oynamıştı. Sonrasında 6 maçta forma giydi. Ertesi sezonda. Atışta isabet yok ama ilginç bir pozisyon. Merkez Efendi potasına düştü. Sesinin dolmasına. 4 sayılık üstünlüğü var Anadolu Efes'in. Thomas Sakyazılı. 3 sayılık isabet geldi Thomas Sakyazılı'dan. Hakan Yapar eşleşmesi alacak post. Petrushev döndü. Petrushev. Kritik bir atış daha. Birebir. Yapar başlatıyor oyunu. Adam Smith. 7 saniye var, erken kullandı. Adam Smith. Büyük bir özgüvenle attı şutu. Ve top bir kez daha Lukater Merkez Efendi'de olacak. Adam Smith bile... 1.9 saniye tekrar topu aldı. Adam Smith çok zorladı. Adam Smith isabet yok. Yani 7 saniye 2-3'lük sığdırabilirdi Adam Smith. Neredeyse ikincisi de basket olacaktı. Adam Smith ile başladı konuk takım. 3. çeyrek sonunda Anadolu Efes'in sadece 11 asisti var. Oo! Derken bir basket daha geldi Adam Smith'ten. Vasilije Micić. Micić potaya yaklaştı. Micić turnikeyi bırakıyor. Micić'in de Burhan Tuncer. 3 sayılık atış. Burhan Tuncer. Anadolu Efes tekrar önde. Zafer Aktaş tehlikenin farkında, molayı aldı. Ayağına geldi Dunstan'ın top. Tekrar Larkin. Yine Dunstan'la oynadı. Dunstan potu altında. Dunstan! Güç gösterisi Sesine'ye karşı. Çok zor bir atış. Havada... Micić kapatmaya çalıştı. Hakan'dan tekrar pas Smith'e. Smith turnikeyi bırakıyor. Asist Hakan Yapar. Geriye çekilerek atış. Vasilije Micić kaçırdı. Savunma ribandı Sestina. Lomaş. Yukatel Merkez Efendi hücumu. Hallowell potaya kadar yöneldi. Basket foul! Hallowell'in basketi. Skoru tekrar eşitleme şansı Yukatel Merkez Efendi için. Tempo ve geçiş oyunlarında atak edince... Geldi. Hallowell. Tek atışı da başarılı. Burhan Tuncel. Bayerman, Micić, 3 sayılık atış, Vasilije Micić! Bu şutu çok aradı. Hakan devrilen oyuncu, Sestina. Çember altında Sestina. Çok kıvrak bir şekilde içeriye gitti. Lomaş Larkin'le eşleşmesi vardı. Dunstan smaçı vuruyor. İki hücumda da var Anadolu Efes'in. Sestina olmadı. Hücum reboundu Hallowell pot altında bitirdi. Larkin'le baş başa Lomaş pot altına Upson iki oyuncuyu uçurdu ve bitirdi. Lomaş'tan müthiş bir pas. Var. Micić bir perde daha istedi. Şimdi şut. Vasilije Micić olmadı. Rebound mücadelesi Dunstan dokundu faul. Savunmaya çalınan bir faul. Kritik bir karar. Protestolar var. Merkez Efendi bençinden. İlk atışı isabetli Ryan Dunstan'ın. Farkı dörde çıkarabilecek mi? Dunstan ikinciyi de attı. Ve mola işareti. Dunstan'ın sinyallerini bu maçta vermeye başladı diyebiliriz. Lomaş 3 sayılık atış. Başarılı Lomaş. Top çemberi dolaştı, içeriye düştü ve fark 1'e indi. 15.6 saniye kala mola işareti geliyor Anadolu Efes'ten. Mola çıkışında Leton keskin şütöre çizilmiş bir hücum. Bir anda top... Larkin pota altından oyunu başlattı. Micić'e yapılan faul. Micić ilk atışı başardı. Bunda da isabeti buldu. İki oyuncu birbirine çarptı. Şimdi Smith. Smith pozisyon aradı. Çok zor bir atış. Smith isabeti buldu. 3 sayılık basket geliyor Smith'ten. 86-86. 6 saniye kala skoru dengeledi. Çok Adam zor Smith. Bir atış. İnanılmaz zor bir atış. Tam dribblingini kesmişken 3 sayılık basket. Tabii burada foul yapmaması Anadolu Efes'in bu skoru da yemelerine sebep oldu diyebiliriz ama
Geride kalan bir 6 saniye daha var Anadolu Efes adına. Çok zor bir atış. Larkin çıkarttı. Mitsic. 3 saniye, 2 saniye. Mitsic potaya gitti. Blok geldi ona. Hakan çok uzaklardan şansını deniyor. Sinan Erdem de maçı uzadı. Vasilije Mitsic'in faul beklentileri var. Son pozisyona istinaden. Dunstan devrildi. Buran'dan Dunstan'a. Dunstan pota altında. Faule maruz kalıyor. İlk atışı isabetli. Ryan Dunstan'ın. İkinciyi dağıttı Ryan Dunstan. Smith'e karşı bir emniyet Ergin Ataman'dan. Lomar. Çok zor bir isabet. Buran. Tekrar Doğuş'ta oynadı. Doğuş'tan pas. Dunstan tamamlıyor. Müthiş bir pas. 21. sayısı Bryant Dunstan'ın. Dünün son anına kadar bekliyor. Merkez Efendi faul. Moerman faul yapan oyuncu. Skoru dengeledi Lomaş. Buran başlattı oyunu. Dunstan. Larkin. Mitsic. 3 sayılık atış. Vasilije Mitsic. Mitsic. Diyebilir miyiz? Kesin öyle. Adam Smith. Hemen cevap geldi. İnanılmaz. Yani Lukatel merkez efendi kesin. Larkin ikili oyun. Moerman dışarıya. Mitsic ekstra pas. Buran bomboş atış. Başarılı değil. Rebound mücadelesi. Moerman dokunsa da top sesine ve araya girdi Buran. Müthiş. Şimdi pas. Dunstan pot altında faul. Evet, boş atışı kaçıran Buran. Nerede olacak? Dunstan ilk atış olmadı. Bu da isabeti buluyor. Anadolu Efes 94. Yukatel. Adam Smith. Hücumu şekillendiriyor Yukatel Merkez Efendi. Belki de hiç ummadığı bir noktada Sinan Erdem spor salonunda. Evet, Lomaş. 5 saniye. Lomaş sıkıştı. Sessiz top kaybı. Ersin Görkem bu tür anlarda... Zafer Aktaş'ın en istemediği şeyi. Larkin ve Anadolu Efes çok zorlansa da maçı kazanmayı başarıyor. Son şampiyon 94. Yukatel Merkez Efendi 93. Maçın skoru Ergin Ataman hiç memnun değil ama Anadolu Efes lige galibiyetle başlamış oldu. Biz de maçın biraz uzamasından ötürü yayını hızlıca kapatmak durumundayız. Ben Uğur Ozan Sulak, Ersin Görkem'le birlikte bu yayında sizlerleydik. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.